Numaralı kanalı Namlan Türk'ten herkese merhabalar. Bir numara magazin başlıyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Çok güzelsin gene sen her zaman gibi. Çok güzelsin. Çok bak siyah beyaz pembe. Pembenin en güzel tonu ama çok güzel gerçekten. Yine birbirinden farklı, yine birbirinden özel çok merak edeceğiniz haberlerimiz var. O yüzden lütfen ekran karşısından ayrılmayarak bizi pür dikkat izleyin. Dilerseniz ilk videomuzu izleyelim. Arkasından yorumlarımız gelsin. Cemalcan ve Danla Bilic'ten olay pozlar. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemalcan Cansever ve yakın arkadaşı fenomen Danla Bilic birbirinden ayrılmıyor. Bir dönem evlendikleri dedikodularıyla gündeme gelen Cemalcan ve Danla Bilic iki yakın arkadaş. Survivor şampiyonu Cemalcan Cansever sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla takipçilerini mest ettiler. İkilinin çekim için bir araya gelmesi takipçilerini heyecanlandırdı. Danla Bilic paylaşıma biz hazırız derken Cemalcan Cansever'in ise evlilik teklifine gönderme yaparak o hayır dedi maşallah notunu düştü. İkilinin kostüm seçimleri ise oldukça beğenildi. Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut da yorumuyla olay oldu. Berkan Survivor Cemalcan'a düğüne çağırmadınız ha yazarak dikkat çekti. Danlı'nın esprisi gerçek sanılmıştı. Cemalcan ile Danla Bilic, Cemalcan Survivor için Dominik Adası'ndayken Danla Bilic'in espri yaparak daha önce evlenip boşandıklarını söylemesiyle gündem olmuşlardı. Evet, Cemal Can'dan ve Damla Bilic'ten olay pozlar. Ne düşünüyorsun bu pozlar i̇şte hakkında? İşte reytingleri düştü bunların şimdi. Böyle bir rağbet düştü bunlara. İşte bir düğüne gidip böyle güzel bir iyi ki pozlar verdi. Bu arada Damla Bilic'in kilo aldığı yönünde bir takım tevatürler var. Biliyorsun, mide ameliyatı olmuştu biliyorsun. Biliyorsun mide ameliyatı evet. Oldu. En çok neyle konuştuk onu? Popo ameliyatıyla konuştuk. Çok bayağı, ameliyat var da. ya 1303 tane var da en çok popo ameliyatıyla konuşmuştuk. Çünkü o popo ameliyatı için giyilen biliyorsun korseleri. Evet özel korseler yani var. Yani ağı açık 40 gün boyunca o korselerle taytlarla gezmek zorundayız. Değmez ya. Yani eğer kilo alınacaksa hakikaten değmez. O kadar ızdırap çekmeye. Yani güzel spor ve squat yapınca zaten o formu elde ediyorsunuz efendim. Hiç böyle riskler almaya gerek yok. Mide tüp ameliyatına gelince eğer sağlığı hasebiyle yaptırdıysan okey diyeceğim hiçbir şey yok. Ama keyfe keder sıfır beden olmak için böyle ameliyat olup şimdisinde de tekrar kilo aldıysa söyleyecek çok yani bir şey yok. Söyleyecek hiçbir bir de şey şimdi yok. Ben mide ameliyatı olayından biraz daha korkmaya başladım. Yani çünkü çok örnek var. Hani böyle olup da arkasından çok fazla kilo alanlar. Ya Ozan Orhan ölüyordu biliyorsun. Evet. Yani adamcağız yoğun bakımlarda falan yattı yani. Bir sonra verdiği kilo denizdeki geri aldı. Değil İkinci mi? Olduğu söyleniyor bu arada. Tekrar bir gündeme düştü ha. Ama bu Cemal Can Can Seven böyle sahne adı gibi ama. Evet, Cemal Can, Can Seven falan. Danla Bilic, çok da sevmem böyle bunları konuşmayı ben ama. Ama devamlı biliyorsun bir haberleri çıkıyor. Yani bu adam işte Survivor'da işte öyle hep... Hatta evliydik bir ara bile dedi. Ya işte PR işte yalandan kim ölmüş yani. Evet ama araştırılması bunlar, ortaya çıkar o zaten. Bunlar şimdi işte biraz parayı buldular böyle. Bir Survivor'da bir başarı yakaladı. Bu zaten tabii şimdi bir gelsin YouTuber, reklamlar. Bir kız, üretimi de durdu aynen. Artık. Çok da üretemiyor. Durdu yerinde sayıyor şu anda. Ne yapacaktı? Cemal Canseven'i de alacaktı yanına. Böyle işte yola devam edecekler. Gezeceklerdi. Bir tarihlerde Hıncalı Uç'la Ece Gürsel gezerlerdi böyle biliyorsun değil mi? Evet kol kola. Değil mi? Ece'yi de çok severim aslında canım benim. Bana onu hatırlatıyor nedense. Böyle hani konuşulmak için işte yani. Yapılan haberler gibi. Yani bir de böyle aşk tanıyor sosyal medyadakiler bunların arasındakini. Yok. Yani aşk yok. Şimdi ekran başındayım çok konuşamıyorum evet, efendim. Evet. Yani o aşk yalan ya. Aşk yani. Olmaz. Olmaz diyelim. Peki. Biz nereye gidelim biliyor musun? Bir başka habere Türkan gidelim. Türkan Sultan'a gidelim. Yeşilçam'ın gidelim. Evet. Efsane kadını. Onunla bir devir kapandı diyorum bence. Bence daha kapanmadı. O hayır. O devir kapandı onunla. O gidince hiçbir şey kalmadı zaten. 80'lerden sonrası zaten yok. Ali Poyrazoğlu'yla Müjdat Gezen'e kaldı 80 sonrası biliyorsun. Ekran. Neyse izleyelim. Arkasından yorumlayalım.
Türkan Şoray'dan Cüneyt Arkın göndermesi. Cüneyt Arkın yüzünden gözlük takıyorum. Türk sinemasının duayen ismi Türkan Şoray, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Usta oyuncuya Cüneyt Arkın'ın "bana çekimlerde sakın Türkan'ın gözlerine bakma, çarpılırsın" demişlerdi sözü hatırlatıldı. Şoray konuyla ilgili, "Cüneyt beni onur etmiş, sağ olsun, bu onun güzelliği. Evet, ben sırf o yüzden gözlük takıyorum" şeklinde konuştu. Uzun süre sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenen Şoray, pandemi günlerini evde geçirdiğini söyledi. Şoray, "ben zaten ev kuşuyum, eve alışkındım, o yüzden çıkmadım" dedi. Evde bol bol yağlı boya resimleri yaptığını söyleyen Şoray, "pandemide evi atölye gibi kullandım, birçok resim ve tablo yaptım, kızımı da çizdim" ifadelerini kullandı. Evet, Türkan Şoray demiş ki Cüneyt Arkın'ın yüzünden gözlük takıyorum. Çünkü demiş ki Cüneyt Arkın zamanında "onun gözlerine bakmayın, büyülenirsiniz, etkilenirsiniz, çarpılırsınız" demiş. Bu yüzden de tabii ki bir latife olarak söylemiş. Hani hayır, gözlük takıyorum. Şöyle söylemiştir aslında. Türkan'la Cüneyt Arkın oynayacağı esnada bu Cüneyt'i uyarmışlar. Demişler ki sakın Türkan gözlerine Şoray'ın bakma. Gözlerine bakma, çarpılırsın demişler. Aslında orada çok güzel bir iltifat etmiş. Ama aynen, iltifat... gerçek olmayandır ama gerçeği söylemiş bence. Öyle bir gözleri var ki onun, mühürlü. Nasıl güzel bakıyordu yani, ya. Çok güzeldi. Yani ya, şimdi de çok güzel bakıyor ama tabii bir gençlik vardı zamanında. O gençken baktığı gözler hakikaten insanı böyle yerinden, yılanı yani delinden çıkarır. Bir de o zor şartlarda çekilen o filmlerde o kadar güzel bir kadın. Yani gerçeğini görseydik o tarihlerde. Şimdi bir ton mesela çıkıyorlar ekran başına, filtreler, photoshoplar, işte bilmem neler. Öyleleri var ki mesela sabahları program yapıyor bunlar. Yani o filtresi olmasa vallahi o televizyonun karşısına geçip oturamaz yani. Mümkün değil. Her yer sarkıyor, sallanıyor böyle. Anladı zaten ekran başı kimi kastettiğimi. Düşünsene o zor şartlarda filtre yok, renk yok, hiçbir şey yok. O kadın ne kadar güzeldi. Evet, çok güzeldi. Yani gerçeği nasıldı kim bilir diyorum. Ama o dönemde zaten Filiz Akın'da olsun, Hülya Koçit'te olsun hepsi Hülya gerçekten. Hülya Koçit'i ben beğenmem. Gerçekten ben çok beğenirim Fatma gençliğini. Fatma Giri'yi beğenirim. Fatma Giri'nin özellikle Sadri Alışık'la Menekşe Mavisi Gözler diye bir filmi vardır. Orada yani Liz Taylor'dır ya. Evet. Vallahi Liz Taylor'dır çok yani güzel. Net söylüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Pandemi döneminde çok güzel mesela yağlı boyalar yapmış. En ilk kızını yapmış. Hmm. Bununla ilgili başarılı bir sergi bu konuda, açacakmış. Evet. Seni merakla bekliyorum o Yağmur'da sergiyi. Yağmur'da çizmiş yani. Evet. Ne merakla güzel. Bekliyorum o sergiyi. Kesinlikle de gideceğim. Gitmek lazım. Çünkü o bir devrin sultanı ya. Hala sultan. Onun gibi ne geldi, ne gelebilir. İpek Yalova'yı bir ara biliyorsun. Bayağı yok, bir asla, benzetmeye asla çalışmışlardı. Ben hiç benzetememiştim yani. Yahu, belki kadının, şöyle gözlü bir benziyor gibi. Kadının doğurduğu kızı benzemiyor ayol. Evet. Yani doğurduğu bile onun haşmetine yetişemedi diyorum. Ne diyeyim? Evet. Allah uzun ömür versin, sağlıklı, sıhhatli. Bol bol resim yapsın. Evet, keyif kesinlikle. Yapsın. Bundan sonra dinlensin. Biz onun güzelliğini hep konuşalım zaten. Şimdi dilerseniz sıradaki habere geçelim. Bir ünlümüz Ricky Martin'in gönlünü fethetmiş. Peki kim? İzleyelim. Ricky Martin Demet Özdemir'i takibe aldı. Erkenci Kuş dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Demet Özdemir'in yaşadığı aşklardan kıyafetlerine kadar her şey ilgiyle takip ediliyor. 28 yaşındaki oyuncu son olarak adı sürekli aşk dedikodularına karıştığı için isyan etmiş ve "kalbim bomboş" demişti. Şu sıralar "Doğduğun Ev, Kadir'indir" dizisinde rol alan Özdemir yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmezken son olarak ise dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Demet Özdemir'i takibe aldı. Özdemir de bu takibi boş çevirmedi ve takibe takip yaptı. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Evet, görmüş olduğunuz gibi Demet Özdemir'den bahsediyoruz. Ricky Martin Demet Özdemir'i takibe almış ve hemen arkasından da herhalde ayıp olmasın diye Demet Özdemir de Ricky Martin'i takip etmiş. Acaba Demet Özdemir önce Ricky Martin'i takip ediyordu da kendisini fark ettirdi de. Yani Ricky Martin de işte hani ben de bir takip edeyim falan mı dedi. Kim bilir, bilmiyorum yani, belki eli mi değdi yanlışlıkla acaba olabilir. Bir şeylere bir yarışma vardı biliyorsun orada, Athena bilmeden böyle bir tuşa basıyordu, dönüyordu biliyorsun. Ha, yani evet, bunlar çok olabiliyor. Aa, döndüm mü falan diyordu sonra. Evet, olabilir yani ama yani gözlerim de oldu yani, Ricky Martin takip etse ne olur, etmese ne olur evet, ya. Evet, bu arada Ricky Martin de artık ben yani çocukken de vardı. Hala yaşa, var. Hala var. Şimdi o bayağı da yaş bir ilerledi de. Yani Ricky Martin'de. Bir de tuhaf tuhaf ilişkileri var zaten. Yok. Yani çok göz önünde yaşıyor. Var yani, onu biliyoruz. Çok göz önünde evet, yaşıyor. Evli zaten. Göz önünde olan şeyleri de ben çok fazla tasvip etmiyorum. Evet.
Yani söylenecek çok da fazla bir şey yok yani. Aslında. Takipleşme ünlüler arasında hep oluyor ama tabii hani... Ama şöyle bir şeyler de var. Olunca. Bak şöyle bir şeyler de var. Hemen altını çiziyorum. Çizelim. Şimdi bu sosyal medya danışanları, danışmanları, işte bu duayen hacker dediğimiz kişiler var ya tatlım. Ricky Martin'e rica mı ediyorlar? Hayır. Lütfen. Şimdi onlar öyle güzel taktikler yapıyor ki mesela böyle parayı şunu verdiğiniz zaman efendim. Ricky Martin'e mi veriyorlar parayı? Hayır. Kime? Bu danışanlara verdiğiniz zaman... Onlar size herkes takip ediyormuş gibi gösterebiliyor. Belki Ricky Martin'in menajerine vermişlerdir. Hayır canım, bu onunla ilgili bir şey değil. Neyle ilgili ben bir şey? Ben şimdi sosyal medya danışmanıyım. Bunu gösterebiliyorum yani. Allah Ricky Allah. Evet. Enteresan. Yani böyle bir sektör Ricky Martin var. Ricky Martin'in bundan haberi var mı? Tabii ki yoktu yani. Sen de olmuyor mu mesela? Giriyorsun evet, hesabına. Evet. Aa, ben bunu takip ediyormuşum diyorum. Hiç bilmediğin kişiyi evet. Takip etmiyor musun? Oluyor, evet yani oluyor. Bunu takip etmiyor musun? Evet, evet. Çıkartmıyor musun sonra 10 gün, 20 gün tabii, sonra? Tabii tabii. Aa, yani, ben bunu niye takip ediyorum işte ya falan diyorum. Kastetmek istediğim tam olarak da bu. Evet. İşte Can Yaman'ın işte o İspanyol hayranları gibi 50'şer 100'er lira verip işte oralarda böyle PR şirketleri bekletiyor ya onları. Evet. İşte onun gibi düşün. Bunlar aynı PR, bunlar aynı şirket. Olabilir. O yüzden bana çok şimdi mantıklı samimi geldi. Gelmiyor ve şöyle de bir şey var. Çok da balon gibi şişiriyorlar. Sokağa çıksan bunlar gibi 100 tane var. 100 tane var. Diyorsun. Tabii canım, Demet Özdemir 1.50 boyunda. Yani ama başarılı buluyorum ben ya. Oyunculuğu fena değil, güzel gerçekten. Yani... Keyifli yani. Değişik de bir tipi var. Özellikle vallahi doğduğun ev, kaderindir. Valla hiç çok değişik seviyorum. Tipi yok. Onun gibi dolu. Çık Kadıköy'e, Moda'ya, Ümraniye'ye, Bağdat Caddesi'ne. Milyon tane görebilirsiniz efendim. Çok da şişirmeyin böylelerini. Valla ben beğeniyorum. Ricky Martin göre takip ediyormuş. Ricky Martin'in valla bundan haberi yoktur. Şimdi Ricky Martin duyar bizi. Şimdi o düşünsün efendim diyorum. Ve bir başka habere geçiyoruz. Başka bir enkaza gidelim. Pekala, hadi o zaman neden bahsedelim? Merve Boluoğur'dan ve sevgilisinden bahsedelim. Önce videomuzu izleyelim, arkasından yorumumuzu yapacağız. Sürpriz Aşk'ta flash gelişme. Merve Boluoğur sevgilisini annesiyle tanıştırdı. Çeşme tatilinden sonra İstanbul'a dönen oyuncu geçtiğimiz gün annesi Nehra Boluoğur ile Nişantaşı'ndaydı. Nehra Boluoğur, kızınızın sevgilisiyle tanıştınız mı sorusuna, evet tanıştım tabii, Burak çok iyi bir çocuk, beğendim diyerek ilişkiye onay verdiğini söyledi. Merve de, annemi uzun süredir görmüyordum, bugün hasret gideriyoruz, konuşacak çok konumuz var dedi. Evet, Merve Boluoğur'la devam ediyoruz efendim. Ya hemen de annesiyle tanıştırmış. Yani erkek arkadaşını annesiyle tanıştırmış. Genelde annelerin yorumları alınır ve önemlidir biliyorsun onların. Ben buna da karşıyım mesela. Niye? Annenle tanıştırmaz mısın erkek arkadaşını? Hayır, tanıştırmam. Mesela erkek arkadaşımın annesiyle de tanışmam efendim. Aa, ben tanışırım. Niye tanışmam? Önce annelerimi tanıştırırım. Anneler tanışmalı. Eğer ciddi bir ilişki evet devam edecekse ve evlilik tamam işte. Olacaksa ki evlilik bekleniyor zaten bunlardan. Önce anneler tanışmalıdır, akabinde bence kişiler tanışmalıdır. Yani şöyle mi olmamalı? Ben götürüp erkek arkadaşımı annemle tanıştırmam. Bak senin annen pof poflar, aman kızım evlensin bir kapıya gitsin diye, ama erkek anneleri öyle değil canım. Allah Allah. O işi bozar. Senden gibi görünür, alır o sırları, alır o sırları, sonra yanında bir canlı bomba gelir bir gün. Ama ikisi de direkt karşılaşıyor. O yüzden, erkek anneleriyle lütfen tanışmayın diyorum. Erkek anneleriyle, yani hayatınızdaki kişilerle önce anneniz tanışsın. Valla benim hiç öyle olmadı. Böyle bir rizikoya girmeyin kızlar, bu bir tuzaktır çünkü. Ben hep aynı şeyi söylüyorum ve genelde söylediklerimin hepsi de çıkıyor çevremde özellikle. Yani ben kendimden yola çıktım da ondan. Benim annem ister tabii ki ben gideyim, evleneyim, seveyim, işte oğlan beni beğensin falan filan. O poplar, Türk anneleri çok sever bunu ama kaynanalar öyle, erkek anneleri öyle değil tatlım. Ya bence birilerine göre değişiyor. Ya diye bir şey yok. Öyle hayatım, öyle. Ya ben kendime göre söylerim. Bir dur bir söyleyeyim, ben kendime göre söylersem benim kayınvalidemle aram çok iyi. Ve ben direkt tanıştığımda çok iyi anlaştım hayatım mesela. Hayatım senle olsun tabii ki, baksana şu asalete. Ay bebeğim sağ ol. Ama yani şimdi kusura sen de bakma şimdi düşün. Yani. Ben de sen de böyle düşünüyorum. Yani sen de mutlu olabilirsin o şekilde. Benim kurallarım belli tatlım. Önce anneler tanış. Kaynana tuzağına asla düşmem, kendimi de düşürtmem diyorum. Yani hayırlı olacak iş hayırsızlıkla sonuçlanır. Bu olayda zaten bunlar, ben bu zaten buldumcuk oldum Merve. Yani bir adam buldu, Allah aldı eli düştü yola, görmeyen kalmadı. Ay, ama bir tek şeyi bilmiyoruz. Adam ne iş yapıyor onu bilmiyoruz tatlım. Bak adam her şeyi da diyemiyorum öğrendik. Biliyor musun yani? Ya ben de diyemiyorum çünkü travmatik yani. Bir ilişkidir bu benim nazarımda hanımefendi. Genç bir çocuk. Hanımefendi bir hayranıyla işte o kendini böyle bir pop poplatıyor böyle. O eski yaşadığı
kötü tecrübesini bu şekilde onardığı kanaatindeyim ben. Evet, yani bir egosunu... depresyon olayı vardı onun. O da işte ondan belki bu şekilde işte sıyrılıyor. Işte, ünlü bir kadınla beraber işte. Ama yani çok hani ya bir de ayrıksı çocuk yani, böyle bir tuhaf, anladın mı? Güçlü güçlü yanında değil kadının. Pandemi dönemine geldiler ya, belki gerçekten fikir olarak, beyin olarak anlaşabiliyorlardır, o da olabilir. Yani neyin fikri, bir neyin beynisi fikir, Allah'ını yani seversen. Beraberler bayağıdır yani, böyle içli dışlılar, anlatabildim mi? Tatile gittiler, hani bir insanı tatilde tanırsın ya. Ama olmayacak bir dua diyorum bu efendim, yani olmayacak dua ya da amin demenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yine hayal kırıklığına uğrayacaktır ama belki de hayal kırıklığına uğrayacak kişi o çocukcağızdır diyorum. Merve olabilir. Merve bu işin galibi olur. Çünkü o kendini tamir edip ve yoluna devam edecek. Her zaman olduğu gibi. Bu hep böyledir. Evet. Ne yapalım? Bak bir tane. Bunun, bir bunun, tane daha var. Bir tane yani işte aynı familya. Evet. Hande Erçel'den bahsediyoruz. Önce videomuzu izleyelim efendim. Hande Erçel'den Kerem Bürsin'in kaslarına yorum. Dizideki performansları ve uyumları ile kendilerinden söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya üzerinden de bu uyumu gösterdikleri paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle dizi çekimi sırasında yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan ikiliden, Kerem Bürsin, spor salonunda çalışma yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı ve kaslarını ortaya çıkardı. Bürsin'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, yapılan yorumlar arasında Hande Erçel'in de bulunması dikkat çekti. Erçel dizideki partnerinin bu karesine emojilerden oluşan bir yorumda bulundu. Evet, bir Hande Erçel'imiz var, bir de Kerem Bürsin'imiz var. Haberlerimizde oldukça fazla yer alıyorlar. Bu sefer de Hande Erçel, Kerem Bürsin'in kaslarına yorumlar yapmış. Hande Erçel mi yapmış? Hande Erçel yapmış. Paylaşmış hatta onun spor vallahi yaparken. Valla onun kasları görüşü. Ne kadar olsa da Can Yaman gibi olamaz hayatım. Yani daha insancıldır. Bir şişiyor. Daha insancıldır ha, Kerem evet. Bürsin'in kasları. Kesinlikle. Yakışmıştır da ona. Evet. Övdüğü kadar da vardır diyorum. Ay o Can Yaman ne öyle ya? O şişiyor. Kız bir de o atletleri yırtıyor, bir şeyler yapıyor. Aynı o Sinan Akçıl gibi beni çıldırtıyor. Herhalde o şey diyor. Mesela bir iş adamı karakterini oynayamaz bence. Zaten oynayamaz ki. Adam çünkü kendini oynuyor. Çünkü gömleklere de sığmıyor. Adam kendini oynuyor. Kolayını bulmuş işte. Nuri Alço'nun hep aynı sahneyi oynadığı gibi. Aynen. Aynı sahne. Daha öyle bir kısım var da veremeyeceğim şimdi. O yüzden bak ne güzel, birbirlerini övüyorlar. Partner bunlar. Evet. İş arkadaşlarılar. Ya bir de güzel evet. Yani haberlerin olması. Çünkü dizinin de reytingleri için gerekli i̇şte şeyler. İşte kendileri işte böyle kasa kasa artık kastı, kıldı, tüydü. Yakında şeyi de konuşuruz. Aa Kerem'in gözleri ilahimmiş diye onu da konuşuruz hayatım. Ne güzel dudakların var diye belki öyle devam eder. Bilemiyoruz yani tabii artık ki. O kadar boğuldum diyorum ve ne yapıyoruz tatlım? Veda ediyoruz. İnşallah. Efendim bir programın daha sonuna geldik ama bizden ayrılamayacaksınız. Biz bağımlılık yapıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.